Peki caz sahipleri cazın değiştirmek istedikleri zaman hangi evet. Honda modelini önerirsin bize? Kesinlikle Honda grubunda 2012-2016 arası Civic'ler kredi ödeyen insanlar için sürpriz çıkartmayan bir araçtır. Sadece genelde her zaman araç kısmettir ama genelde sadece bakım masrafları çıkar araçta. Bir sürpriz, herhangi bir arıza, bir sıkıntı yaratmaz. LPG'li de olsa LPG'ye gayet uyumlu araçlar. Hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Her zaman 2013-2014 Civic'ler en değerli araçlar benim usta olarak gözümde. Yani çıkarttığı zaman hangi arızalar çıkıyor genel itibariyle o araçlarda? Şöyle diyeyim, eski Civic'lere göre işte eski Civic'lerde 2007-2012 arası olanlarda direksiyon kutusunda boşluktur. İşte vesaire, motor kulağında çökmedir. Bunların hepsi, bu araçta bu hataların hepsi giderildi. Yakıt ekonomisi olarak da yazılımı daha iyi. Yakıt ekonomisi olarak da gayet güzel. Zaten eko modelleri de var. LPG'liyken eko modeli kullanmanıza gerek yok. Çünkü araba bu sefer çok zayıf yürüyor. Ama eko modu kullanmadan LPG'li gayet rahat kullanabilirsiniz. Yani otomatik, bir şanzımanında olsun, bir motorunda olsun herhangi hiçbir sıkıntı yok. Sürpriz dediğim bir taş gelir, radyatör deler, uyanmazsın. Ancak öyle sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama arabanın kendi orijinal haliyle istediğin gibi kullan, hiçbir sıkıntı hiçbir şekilde yaşatmıyor. Mekaniği gayet başarılı yapılmış bir araç. Bir tek iç trim plastiklerinde bazı aşınmalar olabiliyor. Kapı kollarında bir tek aracın hatası bu. Bu da hiç önemli bir şey değildir. Komple üzerini kazıyıp pırıl pırıl plastik olarak da kullanabiliyorsunuz. Peki, teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Sağ olun.